Merhabalar. Bugün Hande Hanım'ın doğum gününü neler söylemek istersiniz? Yeni yaşında mutluluklar diliyorum. Sevdikleriyle bir ömür boyu böyle güzel vakit geçirsin. 40. yaş günü. Destek olmak için, yanında olmak için geldik. Mutluyuz. Sevdiğimiz insanlar. Böyle olunca daha da güzel olur. Söylemese miydik acaba 42'ye? Yani. Maşallah diyelim 40 kere, 41 kere maşallah. Hiç göstermiyor mu? Evet göstermiyor. Siz nereye aldınız peki? Hediye neler alabilir? Bak gelmiş. Buyurun kime gelmiş? Evet annenim biz de sizden bahsediyorduk. 30. yaşınız kutlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Yok gururla onu söylüyorum. 40'lara girdim. Maşallah. Evet maşallah. Maşallah. Hakikaten şey bizim çocukluğumuzda gibi değil artık yaşlar daha da geriye gitti. Ben gururla söylüyorum hani 40 kime göre ne kadar yaşlı ne kadar genç bilmiyorum ama ben çok iyi hissediyorum. Bir kadın olarak 40'ları yaşamak da çok güzel. Evet yani ben de aynı yaşlardayım yani onun olgunluğu çok başka bir şey. İnsana verdiği birikimler, bakış açınız değişiyor, hayata bakışınız değişiyor, sevdiklerinizi, kıymetini daha çok biliyorsunuz. İşte böyle güzel bir şekilde ortamlarda bir araya geliyorsunuz evet. Falan bu çok değerli bir şey. Hande Hanım'a ben çok zor bir soru sormak istiyorum. 20-30-40 neler fark var? Gerçekten bir şey değil mi? Hani genç yaşlar tabii ki hepimiz gençliğimizdeki o enerjiye ya o kaçınılmaz bir şey. Gençliğimizdeki o enerji hiçbirimizde yok. Ben en azından bunu yaşıyorum ama bunu hani olumsuz bir şey olarak almıyorum. Çünkü oradaki hani bakış açısı ve hani kafa olarak yaşadığın, hayata bakış olarak yaşadığın şeyler bambaşka. Bu yaşta deneyimlediğin, yaşadığın şeyler çok başka. Özellikle kadınlar için biliyorsun hani 40'ların çok kıymetli ve özel olduğu söylenir. Ben de o yaşlara girdim ve son 3-5 yıldır da bunu yaşıyorum. Çok da memnunum. Çok da eskisi kadar enerjik olmasam da hani bazı şeylerde enerjik değilim derken şöyle hayata karşı daha seçici oluyorsunuz aslında bu. Hani enerjik olmamak ya da yaşlı olmak anlamında değil. Daha seçiciyim. Evet işte bakış açısı daha birlikte olduğum insanlar, vakit geçirdiğim arkadaşlarım bunlar daha seçici ve kıymetli oluyor. Boşa zaman evet boşa zaman harcamak istemiyorsun. Yok gerçekten öyle hani o da hani o yaşlarda o yüzden anlıyoruz birbirimizi. Geçenlerde de bunu çok muhabbetini yaptık. O yüzden bilmiyorum güzel yaşlar olduğunu düşünüyorum. Hani bu yaşlanmak değil, güzel yaşanmak. Bu gece de çok çok sevdiğim, benim için hayatımda son yıllarda gerçekten benim için çok değerli olan, kıymetli paylaşımlarda bulunduğum, işte gerek ortaokuldan beri arkadaşlarım da var. İşte 10 yıllık çok yakın bulduğum, 3-5 yıllık çok yakın bulduğum arkadaşlarım da var. Bu gece de öyle geçiriyoruz. Hani 40 yaşım olduğu için özel bir gece olsun istedim. Bana böyle bir anı kalsın. Evet, sağ olsun. Anneciğim de orada. Evet, ben böyle bir anda arkadan çok sizin röportaja girdim ama. Hande Hanım bu arada biz doğum gününüzle ilgili daha özel soruları şu an sormak istemiyoruz. Size daha sonrasında da özel bir röportaj yapmak istiyoruz. Siz çok mu tehlikeli olursanız... sorular? Yok hayır sadece doğum günüyle ilgili. Halil Bey'in nazarında birazcık daha devam etmek istiyoruz. İzniniz olursa da. Tabii ki. Çok yakın arkadaşlarınız uzun yıllardan beri. Biz o zaman özel soruyu soralım. Ne hediye aldınız Halil Bey? Yani hediye söylenmez ama umarım beğeneceğim bir şey aldım. Bu arada gerçekten uzun yıl olması önemli değil. Biz Halil'le çok uzun yıllardır evet. Arkadaş değiliz. Evet daha yeni arkadaşız diyeyim. Ama Halil de öyle bizim yüreğine, böyle kalbine, karakterine çok güvendiğimiz ve sevdiğimiz bir arkadaşımız oldu. Zaten birlikte aynı ajansla çalışıyoruz. O yüzden teşekkür ederim. Teşekkür bu gece de bizi yalnız bırakmadın, geldin. Yani bir aile var içeride. O aileden bir üye olmak benim için gerçekten çok gerçekten o da çok özel bir insan. Hani o yüzden benim burada ortaokuldan, liseden arkadaşlarım var. 5-6 yıldır belki beşimiz bir araya gelememişiz ama bu gece ilk defa bir araya geldik. Yani bu ne kadar vakit geçirdiğinle alakalı değil. Aslında ne kadar derin bir şey paylaştığın ve güvendiğin insanlar olması. Ki de çok
çok merak ediyorum. Ortaokuldan lisenin arkadaşları sizin yanınızdayken o zaman tabii ki de bu kadar büyük hayaller kurmanız belki de çok zordu. Belki de kuruyordunuz. Ben bu soruyu sormak istiyorum. O zaman da bu hayalleriniz var mıydı? Onlarla paylaşıyor muydunuz? Tekrardan yüz yüze gelip 40. yaş gününüzü kutlarken neler hissettiniz ya da bu konuları konuştunuz mu? Ya kuruyordum. Öyle beklentiler vardı. Ben lise 2, lise son. Bizim böyle 10 kişilik bir sözel grup, kız sınıfımız vardı. Ben bayağı böyle Özcan Denizler, hani fantezi müzikler falan, hani son şeylerde, derslerde böyle kaynatmalı. O zaman da şarkılar söylüyordum, işte hani belki bir takım hayallerim vardı, onları zaten biliyorlardı. O yüzden çok sürpriz olmadı aslında. Zamanla, şansa bunları yaşadım. Onlar da benimle birlikte bu mutluluğu paylaştı. Bugün de 40. yaşımda 20 yıllık arkadaşlarım. Ne kadar güzel değil mi? Benimle birlikteler. Evet, benim için paha biçilemez. Şimdi sormak istiyoruz. Bugün Mustafa Cicili burada şu an. Evet. Ve Kerem Çen de burada beraber sahne alacak mısınız? Biz alacağız diye biliyoruz çünkü. Öyle düşünüyoruz. Bizde çok böyle çok organize işlemiyor o işler. Aynen, çünkü onlar zaten müzisyen. Hani ben bir nebze zaten şarkı söylemeyi çok seviyorum. Halil İbrahim öyle. Onun da çok ciddi bir müzisyen tarafı var. Çok güzel şarkı söylüyor. Ya bu biraz hani mecburiyet değil, içimizden nasıl geliyorsa. Evet, hani Bengü Bekar sahnede, o da benim çok kaç yıldır tanıdığım bir şarkıcı arkadaşım. İçimizden nasıl geliyorsa öyle olacak. Hiç öyle bir mecburiyetimiz yok. Nasıl gece ilerleyecekse öyle olacak. Ama ben de zaten aynen öyle. Biz de merakla bekliyor olacağız. Halil Bey, size sormak istiyorum. Sahnede sizi görebiliriz, göremeyebiliriz. Daha çok spontan gelişecek bir şey. Sesinize çok güvendiğinizi de biliyoruz. Estağfurullah, yok öyle bir iddiam yok. Öyle bir iddiam yok. Yani bu yola çıkış amacım da zaten beste yapıp söz yazıp yani bunları sanatçı arkadaşlarımla paylaşmaktı. Ama tabii gittiğiniz bazı stüdyolarda neden sonra söyledim, sen söylemiyorsun oluyor. O zaman dillendirin bir şarkı. Öyle yani. Yoksa ben besteci tarafında ilerliyorum. Çok yakın zamanda zaten ünlü bir arkadaşımıza da bir şarkımı paylaştım. Söz müzik olarak. O çıkacak. Onun heyecanı da var biraz. Ramazan'dan sonrayı bekliyoruz. Biz Halil Bey, merakla bekliyoruz. Birazcık magazine dönmek istiyorum artık. Halil Bey, kalbinizde biri olmadığını biliyoruz şu anda. Yanlış mı biliyoruz? Doğru biliyorsunuz. Doğru biliyorsunuz. Çünkü çıkan çeşitli haberler var. Oğlumuzu kuley kuley herkese verdim. Kriterler var peki, anlıyorum. Ailemizin oğlu oldu artık. Bir benim şeyimden geçecek önceden. İlk başta tanışmanız, yani tanışsanız mesela neler sorardınız? Birisine gelse Halil Bey'e. Olur mu öyle şey canım, yani kaç yaşında insanlar, çok dostumuz, ya tabii arkadaşlarımızın, dostlarımızın bu konuda onun özel hayatı, öyle şey olur mu? Aynen. Yani, espri yapıyorum şu an ya. Ama dediği gibi hepimizin bir kriterleri var. Çünkü hani bulunduğunuz ortamlar belli, kimlerle bir arada olduğunuz belli. Ona göre tercihler yapmaya çalışıyoruz ama şu anda dediğim gibi yok. Yok. Ben Halil İbrahim'i çok sevdiğim için hani onun mutlu olmasını isterim. Yoksa öyle bir hani görümce tarafım yok. Çok saçma olur kaç yaşında insan. İnşallah herkes mutlu olduğu bir hayat yaşar, bir hayat arkadaşı olur. Aynen. Kıymetli bir şey o. Gerçekten doğru kişiyi bulmak kıymetli. Siz de uzun yıllardır buldunuz bu arada efendim. Söylemeden de etmeyelim. Bugün de doğum günü, hatta yanınızda, sizi yanınızda bırakmadım. Ya evet, nazar değmesin. Maşallah. Tam bir beyefendi, tam bir abi. Çok kral bir adam. Çok sevdiğim bir insan. Evet, benim de. Çok sevdiğim bir insan. Evet, 5 yıldır iyi ki var hayatımızda. Zaten biliyorsunuz. Güzel bir hayat arkadaşlığımız var. Güzel, inşallah da böyle gitsin. Bu gecede de onun çok büyük bir emeği var. Zaten hani hepimizin böyle çok yakın, ufak, sevdiğimiz ailemizden insanlar, çok yakın arkadaşlarımız, ev sevdiklerimizle sağ olsun Ali Can da bana böyle bir gece organize etti. 40 yaşı birazcık önemsedim aslında, böyle hatırası olsun istedim. Yoksa böyle doğum günlerinde aşağılı onu yapayım, bunu yapayım gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı ama hani 40 yaş. Güzel bir hatıra olacak ve bu gecede çok öyle olduğunu hissediyorum. Bu kadar özel bir gecede, bu kadar güzel bir organizasyonda, bu kadar özel bir hediye olarak ne geldi peki hayat arkadaşınıza? Yani böyle şeyler, çok ayıp demeyeceğim tabii ki, ben çok güzel hediyeler de alıyorum ondan ama hani bu gece benim için en önemlisi zaten bu geceyi benim için organize etmiş olması, en sevdiklerimizle birlikte
bu geceyi paylaşıyor olmamız hani hiçbir şeyle zaten karşılaştırılamaz. O yüzden hem benim ailem, hem onun ailesinden benim ablalarım, en yakınlarım, kardeşlerim, bunlar paha biçilemez. O yüzden hani çok klişe çok o hediye giriyor. Şeylerine girmeyelim. Onlar çok şu an manasız kalıyor. Özel İnanın olarak, benim şu an yaşadığım mutluluğum karşısında. Evet. Biz de bu mutluluğumuzu bozmuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.